durmuş yalan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde, sana intizar kıyamam. Yıllardır küllenmemiş aşkım var bende. Aşkım ve gönlümüş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde, sana intizar kıyamam. Benim kadar sana rastlamadım insan, dertlere çare bulamadım insan. Benim kadar sana rastlamadım insan, dertlere çare bulamadım insan. Gittiğin yerlerde garip kaldıysan geri dön. O güzel günlerde bekledim seni. Üzülme sevgili. Selamünaleyküm. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Çoluklu Kaşkı'nın yanına gidiyoruz. BMW'ye gidiyoruz. Evet Mustafa Bey, BMW sizin için nedir? Neden ilk aşkınız? Bir kadından daha değerli bahsediyorsunuz ya, BMW deyince gözlerinin içi parladı. Keşke görebilseydiniz. BMW. Kemal Sunal'ın filmi var, Oya Başar'la oynadı. Oya Başar'a çok aşık olur be Kemal Sunal. Ve konuşamaz. Hatırlar mısınız o filmi? Onun gibi şey anlatabiliyor muyum? Anlatamazsınız BMW olan aşkınızı. Bir gençliği böyle şey yaptılar. Kendine aşık etti BMW. Bir kuşağı. Yani 3 kasaları, 4 kasalarını kimse göremedi, 5 kasalarını kimse göremedi. 3 kasaları. Yer yer döver. Yer yer döver. Ferdi Tayfur gibidir. BMW. Hiç BMW'niz oldu mu? Benim olmadı ama bir arkadaş, hep bir arkadaşlarımın oldu. Onların sayesinde bindik biz de. Bu gidişle olur mu? Olur tabii ki de. Bir şey çok istersek neden olmasın? Yani ekonomiden. O yüzden ama neyse. Biz mütevar olalım Ceylan Hanım lütfen. Bütün gençlere mütevar olmak yakışır. O yüzden de bir şey çok istersek bence olur ya. Evrene pozitif enerji vereceğiz. Vermemiz lazım. O yüzden Caddebostan Kosfirotu'ya gideceğiz. İlk görüşmelerimiz, bu arada çok teşekkür ederim. İlk kontak kurduğumuz zaman Kosfir Otomotiv'deki arkadaşlar çok yardımcı oldular. Bazı firmalar çekim için çünkü izin vermiyor test sürüşlerinde. Oradaki yetkililer sağ olsunlar çekim yapabileceğimizi söylediler. Biz de buna binaen Caddebostan'a doğru gidiyoruz. Düştük çok yollara. Çok da güzel bir hava var bugün İstanbul'da. Ceylan Hanım dikkat ettiniz mi? Çok güzel bir hava var. Türk bayrağını da çekelim, çok güzel dalgalanıyor. Gidiyoruz bakalım bizi ne karşılayacak ama bir şeyler eksik yapacağını düşünmüyorum. BMW her zaman bir şeylere fazla yapar. Hiç beklemediğiniz daha şeyler yapar. Daha önce BMW'nin elektrikli aracına binme fırsatın oldu mu? Hayır binmedim. Yani bizi bilenler bilir. Biz hep düz vites 330'una bindik. Çok da sevdiğim bir arabadır. Bazı hanımefendi arkadaşlarım da vardı BMW'lerin. Onlar da bizi yan koltuğuna bindirdi sağ olsunlar. Bindik yani tecrübemiz var. Sağ koltuk prensesi oldun sen? Oldum tabii, o da olduk. Onu da yaşadık. Ama bakalım şimdi nelerle karşılaşacağız. Ben ama açıkçası beklentim yüksek. Yani Tesla'nın altında kalacağını düşünmüyorum BMW'nin. Hatta konfor ve bazı şeylerden de bazı noktalarda çıkabileceğini düşünüyorum. Alman teknolojisi, Alman disiplini birçok şeyde geride bırakacağını düşünmüyorum ben. O zaman sözü showroom'a bırakalım mı? Görüşmek üzere. TV ekranlarından herkese merhaba. Elektrikli araçlarla test sürüşümüze Mustafa Ayabakan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki aracımız BMW. BMW'nin hangi modelindeyiz Mustafa Bey? X50 ama ben ona sadece X50 demek istemiyorum. BMW arabası bir nesil için her şeydi. E serisiyle, E30 serisiyle, 330 serisiyle, 3 serisiyle. Bir kuşak için BMW ne demek gerçekten bilemezsiniz. Sen ne anlıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi.
BMW arabasıyla her genç lise çıkışına, üniversite çıkışına gitmiştir. Yan yan, ister düz gitmiştir ama binmiştir. Birileri için çok şeydir BMW. Alman kurdu derler. Yani düz sitesinden aldığınız kevi bazen hiçbir şeyden alamazsınız. Debriyaja bastığınızdan basmak istemezsiniz. Vites küçültmeler, vites büyütmeler. Şu anda da yenilikçi bir elektrikli bir arabasına bindik. Cadde Bosan'daki Kosifler'den yola çıktık ve turumuz başlıyor. Söze girmeden önce, araba hakkında konuşmadan önce çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Sahil tüm katılan gelenler, motor arkadaşlarımla misafirlerime sonsuz teşekkür ederim. Tesla'dan sonra bindiğim en elektrikli araba olabilir. Hatta ben de çok beğendim. Bence daha iyi. Mükemmel bir konfor arabası. Yani BMW Alman arabası olduğunu göstermiş. Şu an bindiğim itibariyle çok geniş bir araba. Çok rahat bir araba. Şu anda herhangi bir suratını deneyimlemedik ama size bir konforu yine veriyor BMW ilk itibariyle. Ön konsol çok geniş. Burada herhangi bir bölmenin olmaması çok iyi. Çok rahatlık sunuyor. Ben çok uzun boylu değilim ama 1.86 üzerindeki bir insan için çok rahat. Yani bacağını sıkıştırmıyor. Onun haricinde ön monitör çok iyi, çok geniş ve sade bir monitör var. Peki bunu gördüğünde ne hissettin? Tesla'da böyle bir şey yoktu. Tesla'da var ama... Devasa bir şey bence, evet. Baksana. Evet. Ve şunu konuşmuştuk seninle, hatırlıyorsun. Evet, hatırlıyorum. Tesla'da hız monitörü görüntüsü yoktu ve insanın canı sıkıyordu bu noktada, çok ufaktı. BMW bunu ne kadar modern, ne kadar yenilikçi bir araba olsa da bunu elektronik olarak modern bir şekilde koymuş. İnsan çünkü görmek istiyor yaptığı hızı ki bindiğimiz araba BMW ise. Yani ne kadar elektrikli bir araba olsa da olsa BMW istediğiniz gibi hız yapabileceğiniz bir araba. Ve bunu görmek istiyorsunuz. Ve trafikte durduğunuz zaman arkanızdan birisi veya bir canlı veya araba geçtiği zaman da hemen bir görüntü veriyor galiba simanın. Benim ilk sormak isteyeceğim soru şu simanım. BMW'nin X50 elektrikli modellerini diğer araçlardan ayıran başlıca husus nedir sizce? Yani BMW biz elektrikli arabada ne vaat ediyor ki biz BMW'yi tercih edelim? Şunu açayım, evet. Kapıyı açayım. Onu da göstereceğim. Yani şöyle ilk öncelikle tabii tamamen elektrikli bir otomobil. İlk sol buradan dönüyorum galiba ama buradan dönüş yok. Bir sonrakine kaçırdık az önce. Kaçırdık mı? Evet. Şöyle yolu kaçırdık. Motor gücü 523 beygir X50 modelimizin. Aynı zamanda X50 modelim tek bir paket. First Edition Sport paketi mevcut. Daha sonrasında 0-100 kilometresi 4.6 saniye. 4.6 saniye 0-100 kilometresi. Evet. Bu konuda sınıfında kaçıncı sırada peki? Yani benim bildiğim kadarıyla Tesla 100 kilometre 3.8 ve 3.4'te çıkıyor. Bu sıralamada yani 0-100'e çıkma konusunda BMW sıralaması var mıdır? Yani 3. sırada, 4. sırada diyebileceğimiz bir durumu var mı? İlk 3'te galiba. Evet, ilk 3'te diyebiliriz. Başka elektrikli araçlar da sürdük biz geçtiğimiz haftalarda. Kötü yorumluk adına. BMW her şeyiyle... Buradan soldan ineceğim, sağ yolundan. BMW her şeyiyle önceliğini... Farkındalığını ortaya koydu bence. Yan taraf da çok geniş, ön taraf da geniş. Ve arkasını bayağı geniş ve BMW o BMW olma özgüvenini veriyor sürücüsüne. Ya benim şu anda aldığım keyfi elektrikli araba olmasına rağmen hiçbir şeyden alabileceğinizi düşünmüyorum. Ya dediğim gibi lise üniversite yıllarımı aklıma geldi şu anda. Geleneksel bir araba olmasa da, benzinli dizel bir motor olmasa da o tadı veriyor. Yani en basitinden bir uçak pilotu gibi bir şeyiniz var. Direksiyonunuz var. Pardon ablacığım. Tamamen sessiz bir araba. Ve tamamen sessiz dediğiniz gibi. Bir şeyi soracağım. Üst tavan açılıyor mu? Tavanımız açılmıyor. Açılmıyor. O zaman cam açacağım. Komple. Biraz havasız oldu. Onun haricinde sahil yolunu denemek istiyorum. Hızlanmasını, 100 kilometre nasıl çıktığını. Ve tabii ki de bu SUV olarak mı geçiyor, mini SUV olarak mı geçiyor Sima Hanım? SUV olarak geçiyor. SUV olarak geçiyor. Bunu da belli ediyor zaten size. Yüksekliğiyle. Çok yüksek bir araba. Bizim öncü modelimizdir aynı zamanda. Mustafa Bey, koltuğa oturduğunuzda ilk hissettiğiniz neydi? İlk hissettiğim, yani dediğim gibi beni özel hissettirdi BMW. Her defasında yaptığı gibi. Bir uçak konforu vardı, evet. Daha da rahat. Yani şeyi, Alman arabalarında şöyle bir şey vardır genelde. Her mahallede işte yurt dışından gelen bir halk tabiriyle Almancalılar vardır. Bunlar... Ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz seni çok seviyoruz, çok izliyoruz Almanya'da. BMW Alman'ın farklı arabalarıyla gelirler. Audi, Mercedes. Ve o arabaları gördüğünüz zaman şey dersiniz, ya bu arabalar Türkiye'de yok dersiniz. Neden Türkiye'de yok? Çünkü gerçekten menşe orası olduğu için o arabalar burada bulunmaz. Ama BMW şu modeliyle elektrikli araba sahipler için her şeyi sunmuş bence. Mustafa Bey, bir de döşemeler doğal değildir. Evet, onu çok belli ediyor zaten. Ben de dokunayım. Keza koltuklar da yine bir pilot
koltuğu gibi o tadı veriyor yani oturduğunuz zaman. Peki bu bu seriye özel veya daha doğrusu şu, bu paketin özel döşemesi mi, iç döşemesi veya tüm X50'lerde bu mu var? Tüm X50'lerde doğal deri mevcut. Mesela şu koltuk ayarı falan çok hoşuma gitti çünkü. Yani buradan ayarlanabilir koltuk öner. Mustafa Bey rahat mısınız? Biraz daha geri alabilir miyim? Tabii ki de motorcu. Mevcut bir de Suit Amido dediğimiz daha siyaha yakın bir ton. Peki depo diyecektim, ağzım oraya gitti direkt. Evet, menzil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Yani full şarjla kaç kilometre gidiyor? 630 kilometre menzile sahip. Peki Ceylan Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Tesla MG'ye bindik yakın zamanda da, Tesla'dan sonra. Galiba BMW Tesla'nın yerini alıyor bende. Ya ama Tesla'daki sorun demeyeyim de, Tesla sadece elektrikli araç üreten bir çok firma tehlikeli olduğu için çok sade ve elektrikli araç yapmaya odaklamış kendini. BMW öyle değil. BMW her haliyle, her şeyiyle otomobil üreten, her dallı otomobil üreten bir firma olduğu için bazı detayları da atlamıyor. Bunun nedir? İşte araç içi dizaynıdır. Nedir? Rahatlıktır. Buna benzer şeyler. Şu anda auto far ayarı açık. Torpidoyu nasıl açıyoruz? Şuradan mı açıyoruz? Evet, orada bir tuş var. Oradan açabilirsiniz. Ekranımız iDrive 8 işletim sistemine sahip. Sesi çok güzel. Şuradaki ses sistemi var galiba. Head-up display'i görebiliyor musunuz? Şu anda göremiyorum. Karşınızdaki evet onu görüyorum. Onu da yani görüş açınıza göre ayarlayabiliriz. O elektrikli araçların sağ tarafı kontrol eder misin Ceylan? Geç. Tamam. Elektrikli araçların yenilerin birçoğunda gördüm. Fakat bu özelliği çok sevdim ben. Uzun yolda çok yarar olacağını düşünüyorum. Artık otomobillerimizde mevcut. Evet. Ortadaki el sembolüne basabiliriz. Evet, basalım. Uygulamaya mı? Evet. Şimdi yukarı doğru kaydım. Evet. Sürücü profilimiz var. Sürücü profilimizde koltuk ayarlarımızı, aynı ayarlarımızı kaydedebiliyoruz. Her şeyde profilde ayarlar yenileniyor. Evet, o da sıkıntı. Mesela bizim şirket araçlarının da öyle bir sorun var. Kısa boylu arkadaşlara bindiği zaman koltuk ayarıyla farklı uzun boylu arkadaşlar binince farklı oluyor. Evet. Peki sen dokunmak ister misin Ceylan? Tesla'da ve diğerlerine dokunmuştun ya direksiyona. Bunun derisi daha güzel. Ay. Evet, çok hafiften bir denemek istedim caddede. Ve bu şey özelliği var mı? Diğer elektrikli araçta sağdan mı soldan mı bu arada? Sağdan. Devam edebilirsin. Brake modu mu? Gazdan ayağımızı çektiğimiz zaman frenleme özelliği. Evet, şu anda aktif değil. Aktif olması benim için daha iyi bu arada. Yani sadece var mı onu sormak istedim. Evet. Araba çok iyi arkadaşlar. Yani araba iyi değil. Güzel. Araba çok iyi. Yani araba BMW, elektrikli araçları da ben varım imzasını atmış özetle. Yani ve şey de var, diğer konvansiyonel araçlardaki gibi manevra yetisi de çok iyi. Ya bunu zaten söylemek bile BMW'ye ayıp olacağını düşünüyorum ama o bile var. Çünkü benzinli arabadan aldığınız ve dizel arabadan aldığınız performansı bir noktada alamayabilirim diyebilirsiniz. Ama hayır, BMW bunu da çok iyi yapmış. Ve yolu da çok iyi görüyorsunuz X50 modelinde. Yani bindiğiniz anda ben BMW'ye biniyorum. Peki Mustafa Bey, biliyorsunuz. Kapı kolu çok önemli biliyorsunuz benim için. Sizin için evet. Siz genel, sizde şey var, erkek arkadaşımla tartışırsam kapıyı açıp kendimi dışarı atma huyu var. Ama bunu yapamazsınız çünkü kapıyı öyle açamıyorsunuz. Tuşuyla açıyorsunuz. Var mı? Evet, yine mi? Evet. Şurada gördüm sanki. Bir hafif alt tarafta. Buralarda var. Ön tarafta da. Gördüm. Aşağıda. Şurada Ceylan Hanım. Şu. Ama siz yine de Ceylan Hanım yapmayın öyle bir şey. Arabadan atlamayalım. Atlamayın. Yani konuşarak çözmeye çalışın. Özel hayatınızdaki sorunları. Aracın kaç tane hoparlörü var? Yani şuralarda da var. Telif yemesek müzik açmak isterdim de telif yeriz diye korkuyorum YouTube'da. Açsaksan başka bir şey koysan üstüne. Diyorsun. O zaman açayım. Merkez Bankası Başkanı değiştirirsen radyo. Ulusal kanal çıktı. Araba çok hoşuma gitti. Aynı zamanda arka tarafı da buradan yönetebiliyorsunuz. Klima ayarlarını, koltuk ısıtmasını aynı şekilde. Direksiyon ısıtması var mı? Soldan yukarı çıkabiliyorsunuz. İlk sol. Evet. Tamamdır. Ekran üzerinden indiğimiz zaman gösterebilirim. Tabii. Otomobilimizde hem koltuk soğutma var, hem koltuk ısıtma var, hem de direksiyon ısıtma mevcut. Yine söylemekten hicap duyacağım ama yani gerçekten şu kasetten geçtiğiniz anda bile bunu hissediyorsunuz BMW'de. Yani biz buraya adını vermek istemediğim şirket aracıyla geldik. Her beyaz, trafikte gördüğünüz her şirket arabası vardır. Beyazdır rengi onun. Kasası da biraz geniştir arkadaşlar. Kasası biraz geniştir. Onunla geldik. Fakat amatörlerin sesi o kadar yok. Yani o kadar yok, o kadar iyi. Amatörler sesiyle meşhurdur. Yani geçtiğiniz anda bak amatörler nasıl dersin, sesi iyi geliyor dersin. BMW öyle o kadar iyi bir seviye çıkarmış. O sesi alamıyorsunuz. Bir de şuradan geçerken işte biraz rahat olamıyorum. Araba
beni geriyor. Yani iyi olmasından dolayı. Mustafa Bey çok heyecanlandı. Yani... Ama BMW dediğim gibi, BMW bir kuşak için çok şeydi. Bak bunu anlatamam. Yani BMW ile yanlamak diye bir tabir vardır halk ağzında. BMW ile yanlamazsın. Topaştır o. Hayır hayır. Sen yani bilmiyorsun işte. BMW ile yani BMW'nin 3 harfli kasası vardır. İzleyenler bilir. 3 harfli kasası. Sakin ol Ceylan Hanım. Biz bu işe pazartesi başlamadık diyeceğim. O arabayla herkes lise çıkışında, hadi keyfini alanlar üniversite çıkışında da fakülte önünde bir kere yanlamıştır. Parası olanlar Mustafa Bey, parası olanlar kabriyosuyla da yapmıştır bunu. Bizim paramız yoktu. Abilerimizin böyle üst serisi vardı. Ama mesela semtte tanırdık. Kabrio BMW ile okula giden arkadaşlarımız vardı. Çok imrenirdik onlara. Yani şeyde buradan geçer mi? Bence geçmez. Burası ne ya böyle? Buraları keseriz ya. Ya işte ya bu ekranı boş yere Mustafa mi koymuş BMW ya? Sen ya. Ben söyledim sen bu konu. Ben ilk videoda söyledim bu konudaki görüşümü ama. Ben teknolojik arabalara çok güvenmiyorum. Ya, o kadar heyecanlandı ki BMW'ye binince görmen i̇şte lazımdı bunu, yani. Bunu anlayamazsınız. Kalifa taşım. İşte o düz test olsaydı araba sol ayağımdan anlayabilirdin onu. Titredi. BMW araçlarında, düz test araçlarında her gelince sol ayağı titrer. Debriyaj ayağı. Mustafa Bey yapmayın yani, bunlar vardır. Peki Mustafa Bey ne düşünüyor? Mustafa Bey sorabilir miyiz? Ben de size onu soracaktım. Ne hissettiniz? Nasıl bir ben araç? Elektrikli. Ben çok rahat. Ben bir tek arkası bayağı rahat. Uzun bir yolculuk. Buraya yani, bu arabayla Alper Gezer Avcı gibi ben uzaya giderdim. Siz ne diyorsunuz? Uzun yol diyorsunuz. Abarttın ama. Gidebilirim. İlk sol değil mi? Evet, yine erken bir test sürüşü. Yine biz bunu Tesla'da da yaşadık ama Sima Hanım ya. Araba jip. Çok keyif veren arabalarda. Evet, teşekkür ederiz Sima Hanım'a da bize yardımcı oldu. Girebilirsiniz, ben önce aldım. Evet, yani ben şu aradan girebilirim aslında. Değil mi? Bu arada Ceylan Hanım, bence siz devam edin. 30 adet ses sistemimiz bu arada. Araç içinde. Evet, Powers and Vehicles. Ben açıkçası hiç ona yani takılmam. Ben onu da yapmasın. Yapmayı versin. Şurada üst hoparlörleri görüyorsunuz Ceylan Hanım. Oraya gösterme gerek yok yani. Üstte şurada yani var. Şurada bile hoparlör. Peki buradaki SOS uyarısı BMW etkili servis için mi? Yani BMW'ler çok elektronik yani acil çağrı. Direkt çağrı merkezine bağlanıyor diye biliyorum. Benim amcamın vardı bir 540 modeli. Yolda abimin nişanına giderken arabanın altına ufak bir taş değdi motoruna ve araba kendini stop ettirdi. Tehlike arz ettiği için. Biz 2 saat İzmit yolunda şey bekledik. BMW etkili servisi. Bu noktada insanlar için şey olabilir. Ya bir taş için şey yap, araba stop eder mi kendini, ama bir noktada çok sağlıklı. Çünkü arabanın başına gelebilecek herhangi bir tehlikeyi de BMW önlemiş oluyor. Çünkü o anda motora verebileceği zararı bilemiyoruz. Evet. Peki hızlı şarj özelliği bu araçta mevcut mu? Evet. Sima Hanım. Kaç dakikada, hızlı şarjda kaç dakikada doluyor? 30 dakikada. Ama şurası çok şey değil mi? Böyle aşko kuşko diyebileceğimiz bir dizaynı var. Böyle... Mustafa Bey, buradan geçebilir misiniz? Ben geçerim. 360 derece kameramızda kullanıyoruz. Aşağı inebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu otomatik karanlıkta kendini ışıklandırıyor galiba. Evet. Ama şurası beni hep tedirgin etmeye başladı Sima Hanım. Böyle değecek gibi hissediyorum. Biraz sağa gelirseniz sağ tarafa. Sağ tarafa? Tabii. Arkadaşlar çok iyi arabaydı. Yani paranız varsa alın. Yani bu araba 3+1 demeyeyim de 2+1 denilecek bir araba. Peki Mustafa Bey, evet. Haftaya hangi araçtayız belli haftaya, mi? Haftaya belli değil. Çünkü izleyicilere biraz küstüm. Yani biz bu piyasanın... Hayır tabii ki biz bu piyasada bir şeyler için yapmıyoruz bu işi ama arkadaşlar bilmek isteyince araçlara soruyoruz ve YouTube'da bir mafya var bu konuda. Biz o mafyanın da sorununu getirmek için uğraşıyoruz. Otomotiv piyasası mafyası. Peki Türkiye'nin... Sözümü bölüyorsun. Biz yeni bir soluk getiriyoruz bu piyasaya. O yüzden videolarımıza gereken önemi verelim. O zaman siz bana Mercedes dersiniz. Mercedes'in elektrik araçlarını da deneriz. Bu arada Sima Hanım'a teşekkür ederiz. Bize yol boyunca yardımcı oldu. Buyurun Ceylan Hanım. Şeyi soracaktım. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togla'da bir sürüş gelir mi? Hani BMW'ye kıyaslanmak Togla açısından. Togla gelecekti. Biz Tog'a aradık, konuştuk. Fakat Tog sürüş yapabileceğimizi ama kayıt için gerekli izinleri vermediler.
Yani düşünün, BMW izin verdi, Tesla verdi, MG verdi, Skyler verdi ama TOG vermedi. Biz yerli ve milli aracımızı nasıl tanıtacağız? Devamını ofiste devam edelim çünkü bizi bekliyorlar. Evet, yine Ceylan Hanım gibi şok yaşadım, tuş arıyordum.